Oyunun skoru da, oyunun kalitesi de çok kötüydü. Kötü bir maçtı. Ben peşinden futbol severim, özür dilerim. Çünkü oynanan futbol keyif veren futbol değil. Ben keyif almadım. Oyuncuların da iyi niyetle saha şartlarına uygun olarak top oynamaya çalıştığına saygı duyuyorum ama bir pas yüzdesi, pozisyon arayışı, kendi futbol kurallar içerisinde yoktu. Sadece hatalardan gol almaya çalıştı. Ekibin uzun top atarak dönen toplarda pozisyon arayışı vardı. Biz de o şartta uyum sağlamaya çalıştık. Bizim oyun tarzımızda pas yaparak hücum etme anlayışı yoktu. Çok top kayıpları oldu. Sahanın zemini çok kötü, yine çok kötü. Yani sert bir zemin. Top, ayakta durmak, pas yapmak, akıcı bir oynamak mümkün olmadı. Şartlar ne olursa olsun kötü futbol. Yani bu bakımdan hep söylemeye çalıştım. Oynadığımız oyundan keyif alacağız, keyif vereceğiz anlayışı bugün yoktu. Skor da ne bize ne Eskişehir'e yaradı. Cumartesi akşamı oynadığımız son müsabakada Süper Lig'de kötü bir görüntü çizildi bizim için de. O yüzden sadece 0-0 olduktan sonra çok mu üzüldün? Hayır, bu oyunda üzülmemek lazım. Ama bize yakışmayan oyundu. Evet, soru var mı? Hayır, bizim için tabii pazar, çarşamba, cumartesi yorgunluk vardı ama oyuncular o konuda niyetleri iyiydi. Fakat saha hakikaten çok kötü. Yani top tekniği olan işte Ozan arada bir iki tane top saklayabilir. Top ayağında tutma şansı biliyor. Yani Belio, Josue, Ozan, olmayan hemen hemen çoğu oyuncumuz top kayıpları yaptı. Birbirine irtibatı zaten olmadı. Uzun top atıp dönen toplara gitmek lazım. O da bizim oyun tarzımız değildi zaten. Bir de önde hızlı atak oyuncularımız olmadığı için de farklı bir oyun oynamaya çalıştık. Ayağı paslı ama bu şartlarda da o mümkün değildi. Bugün maçtan hemen önce Okan Bulut'un sakatlanması ile oynayı tercih ediyoruz. Biz bu durum oyun anlayışı nasıl etkiliyor? Yani şöyle tabii bu tip oyunda rakip geldiği zaman hızlı oyuncularımızı biz hafta bu maça gelirken onu hazırlamaya çalıştık. Tam tersi oldu. O tip hızlı oyuncumuz yoktu yani kullanabileceğimiz. Enes ve Ozan anca. Ama o da bizim bakan bu tarzı değildi. Oyun başında ısınırken sakatlık olmaz. Olumsuz oldu. Zaten Volkan da yoktu. Sivri koşla yapacak oyuncu. Ama eğer güzel bir zemin olsaydı daha çok topa hakim olup hücum edebilirdik. Yani ayağı paslarla. Bir iki defa denedik ama hiçbir olumlu olmadı. Dolayısıyla eksiği mazeret etmek, sahayı söylemek belki veya yorgunluğu doğru olabilir ama bize aklı çıkarmaz. Bugün Bursa Spor'un kötü bir oyun vardı. Onu da söyleyeceğiz de. Soru? Hocam, Jussier'in oyundan çıktıktan sonra bir tepkisi vardı. Kime? Genelde, yani montunu fırlattı. Ben görmedim. Yani bu da zaman zaman tekrarlanıyor. Hayır, ben öyle bir şey görmedim. Ben arkada olduysa bilmiyorum ama yani öyle bir olay olmadı. O zaman çıkarken ve hatta onu alacağımı da söyledim ona. Yani çünkü oyun akışı bakımından duran top kullanabiliyordu. Onun dışında oyunda artık onun da hatta Belü de çıkabiliyordu. Birçok oyuncu çıkabiliyordu. Yani her oyuncu çıkarabilirdik. Yani orada yolumsuzluk yok. Belki oyunlar yani şeyin pozisyonu bilmiyorum. Siz görüyorsunuz, yazıyorsunuz. Ben görmedim. Şimdi size soralım kendisi ama hem çıkışta hem çıktıktan sonra konuştuğumuz öyle bir tepkisi olmadı yani. Öyle hissetmedim. Daha doğrusu moralinin bozukluğunu, kırgınlığının belirtisini görmedim. Ama orada belki kendine kızmıştı. Oyun içerisinde bazen attığı pastan, arkadaşlarına verdiği pastan her tepkiyi eğer incelerse o zaman kimse sokağa çıkmaz. Hocam takımdan son haftalarda tempo ve hücum anlayışı anlamında bir düşüş yaşanıyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Şimdi öyle tempoya bakarsan bugünkü maçta yani çarşamba günü geçen hafta pazar günü 10 kişi oynamış. Arkasında çarşamba kupa maçı oynamış. Bugün de maç oynamış bir takım oldu. Normal yani. Bu kadar olacak yani. Rakip daha dinlenik pozisyonda size göre. Bir sıkıntı yok. Bugün top kaybederseniz peşinden koşarsınız. O da yorulursunuz yani. Ama o topu iyi kullanmak için fizik güç, dirençli, ruh yani bedenen dinlenik olmak lazım. Onu zaten yapma şansımız yok. Çünkü hem kadromuzun darlığı kullanma açısından hem de yıpranmış olarak geliyoruz. Zaman zaman ikinci yere baktığınız zaman altıncı maç mı oldu? Yedinci maç mı oldu? Yedinci maç oldu galiba. Kupayı da sayarsak. Baktığınız zaman maçların da bir yıpranması var. Yani her maçta kırmızı kart gördük işte penaltı yedik.
yani fiziksel, zihinsel yıpranmalar da var. Ona rağmen oyuncular yine de dirençli, yanında bir sorun yok. Oyuncuların niyetinden, hatta eski sporcunun yani niyet olarak katılım var ama oyun akıcılığı yok. Oyun güzelliği olmayınca zaten hepimiz geriliyoruz. Yani ben baktığım zaman o kadar basit top kayıpları oluyor, öyle hatalar oluyor ki hiçbirine yakışmıyor. Ne bizimki ne eski spor, ligde, süper ligde öyle hatalar olur mu? Sağ zeminini yani her an bekliyorsun ki bir hata yapacak bile, o da gol atacak. Öyle görünüyor. Oyunun gidişine baktığın zaman öyle ki başka bir pozisyon görmedim ben orada. Yani rakiplere hazırlarken ki tedbir alıyorsun. Yani bir iki tane ataklar oldu, driplingde yapanlar oldu. Onun dışında hep rakiplerin hatasından gol atmaya çalışıldı. Hocam, burada zannediniz için söyleyeyim. Senin gördüğün bir pozisyon vardı. Ya hakemle ilgili bugün, hakem belki de en iyisi hakemdi yani. Bugün sahanın en iyisi hakemdi bana sorarsanız. Yani ben de iyi de kötü de deyince çok tartışılı bir boyutta geldik. Rahatsız oluyorum çünkü yani bugün yani iki takımın oyununun güzelliği karşı tarafı yenmek için oynanan şey fazla olsaydı o zaman hakem de hata yaparsa söylersin ama belki söylemek de doğru değil çünkü söylememiz de onları suçlamadan değil, biz gördüğümüz sıkıntıları paylaşmadan söyledik. Biz öyle yani tabii bazen ufak tefek hatalar yapılıyor, yaptı da yapacak da yani biz de yapıyoruz, onlar da yapıyor. Bu hakem sahanın en iyilerinden bir tanesi diye düşünüyorum.